Bu kapıyı çalarken kaç kez tıkla, bir kapıyı çalarken tekme atarım. Hey, babamın yeni arkadaşım. Peçete. Hastayken sen değilsin. Sneakers reklamı gibi oldu. Evet, tarikat üyesi olarak ben geldim. Nasılsınız bakalım? SSD tarikatı. Lan oğlum sağa sola yazmayın SSD tarikatı diye şimdi gerçek maçacak anlarlar peşimize polis takmayın. Hay açıklayamayız da. Bugün sizlerle birlikte simetri hastalığına bakacağız. Kaşım simetrik hareket ediyor mu? Etmiyor. Heh, bu kadar. Simetri hastası olanlar. Lan dur düşme. Bugün simetri hastası mısınız onu test edeceğiz. Bakalım ben de hasta mıyım onu test edeceğiz. Tamam ben ruh hastasıyım. Gerçi simetrik sayılır mı? Simetrik bir ruh hastasıyım. Yeah. Bazen de meme hastası. Bu videonun konusunun dışında. Konu memeye gelince nasıl enerjik oluyorum. Üstelik 5 saniye önce hastaydım. Şimdi bu fotoğrafa bakınca siz böyle oluyor musunuz? Çünkü ben olmuyorum mesela. Ben şu an simetrik hastası değil miyim? Ya da tek bir fotoğraf olduğu için mesela diyelim ki şuna bakarken hangi mimar la bunu yapan? Herkes normal insan. Birisi demiş ki dur şerefsizlik yapayım, evi yamuk yapayım falan. Derdin ne oğlum? Hadi, bunu çok simetrik dizmiş. Bak mesela şöyle şeyler görünce ama ortada mesela bir tanesinin rengi tutup değişik olunca kafayı yiyorum. Ama burada değil. Burada mükemmel duruyorlar. Ya yani mesela şu ya da şu. Bu daha beter. Siz de küçükken şey... Ben hala yapıyorum. Küçükken hani şey yapıyor muydunuz? Çizgilere basan kaybeder veya siyahlara veya beyazlara basan kaybeder diye kendi kendinize oyunu yapıyor muydunuz? Ben yapıyordum. Şu an dediğim gibi hala da yapıyorum. Manyağım evet. Bu kimseyi ilgilendirmez. Senin tuttuğun bıçağız. Anlıyorsan bıç veriyorum. Bıç. Bıçtırın gidin lan. Simetri hastalara kudursun yazmış bir de. Kudurmadım ki. Hasta değilim. Hehehehe. Dur lan bir de ruh hastası yazayım. Tamam evet ben. Allah'ım içimde ruh çıkıyor. Beye anne böyle bir şey yapmış. Adını bilen yorum please. Marshmallow lan ne marshmallow. Yakmış annen işte. Ya da bana öyle geliyor. Muhtemelen öyle bir şey de olmayabilir. Altında yorum. Simetri hastalığı var. Annene söyle yeniden yapsın. Anne yeniden yap. Batuhan RS'nin simetri hastalığı varmış. Mesela böyle. Ya niye orada bir sarı var ya? Alın da sarıyı oradan. Mor koyun yerine. Mesela şurada bir yerde bir sarı olsa dur lan yapayım. Ulan kendi kendime kaşınıyorum lan. Ne güzel kıpkırmızı duruyordu. Bir şey soracağım. Hep aklınıza şey gelmiyor mu? Ulan şu en alttakinden böyle diye bir tane çekeyim. Hepsi tık 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 İçimde bir şeytan var. Adam o kadar emek vermiş yapmış benim derdim tık 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 düşmesi. Ow 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 ow. Gözüm ow ow. Düşen eriklerden biri gözüme kaçtı ow. Bak. Bak. Şekle bak. Sakızı almış ortadan lap diye kafa ne ortası lan direkt başından ısırmış. Ağzı da yamukmuş lan. Nasıl bir ısırık lan o? Öyle. Ya o değil de bir dakika bu ne ya? Buna da şuna çok gıcık oldum. Bu ne lan? Eve bunu yaptıracağım. Ve sırf gelen misafire diyeceğim ki deliyi tuttur. Sırf bunu diyebilmek için evime bunu yaptıracağım. Tamam hiç komik değildim. Nasıl becerdi lan bunu? Ortadan üçgen kesmeyi. La üçgeni de tam kesememiş lan. Üçgenin iç açıları toplamı yüz kaç olmuş? Ne olmuş? Allah'ım okula gitmeliydim. Üçgenin iç açıları toplamı kaçtır? Toplamayı verin lan Allah Allah. Tabii ki şaka yapıyorum. Üçgenin iç açıları toplamının 150 olduğunu biliyorum. Üf. Isırırım bu şehri, yalarım bir de. O dayıyı biliyorsunuz mu lan? Ben onu gösterdim değil mi size? Böyle göstereceğim. Oğlum şehir çok güzel lan. Burası muhtemelen İspanya. İspanya mı Fransa mı? Bilmiyorum. Cahilim. Allah'ım tez zamanda bu cahilliğimi alabilmem için bana şehirleri gezebilecek tonla parayı nasip et ya Rabbim amin. Tamamen kültürel amaçla. Isırırım. Isırırsınız. Abi seviyorum, seviyorum. Yalarım bile. Dayı sen de nefret ediyorum. Hayatıma bir girdin çıkmıyorsun ya. Simetri hastalığınız var mı? Obseptik nedir? Dur lan simetri hastalığı testi var mı? O ne diyor da falan. Aha varmış. Obsesif kapsülüksif. Ne biçim isimler kullanıyorsun? Simetri hastası işte. He bak şimdi. Obsesif kapsülsif bozukluk. Kişinin istemediği ve tekrarlanan düşüncelere, hislere, fikirlere, takıntılara veya bir davranış yapmaya doğru sürülmesidir. Acaba sen de bu durum hangi seviyede? Öğrenmek istiyorsan kesinlikle doğru yerdesin. Vay be. Testi çöz ve hemen öğren. Tabii ki de senin mükemmel testesi.
Yeah. Yani tekrarlanan takıntılar mesela. Mesela bende bir şöyle bir takıntı var. Ben bunu söylemiştim ama yine söyleyeyim. Aramızda yeni izleyiciler varsa. Ben buradan geliyorum. Buradan da başkası geliyor. Geliyor. Hop şu ortada buluşuyor, tamam mı? Bu ortada buluştukları zaman ben diyorum ki kendi zihnimden hop kesin. Ne kadar salak bir takıntı bilmiyorum ama var yani. Manyağım, böyle adımları falan aynı yere falan denk getirmeye çalışıyorum. Hangi dizilim sana göre doğru? C. B ya da C bence. Orada bir, orada bir, orada bir, orada bir. C. Hangisi daha iyi sence? A 39-90, B 40. 10 kuruşum isterim. A. Yok canım, ne manyağı. Kaselere dondurma koymak için en doğru yöntem. Ne dondurma koymaz oğlum? Direkt aç kabı, lop diye koy, ye. Dondurma koymak nedir lan? Ne saçmalıyorsun lan sen? En nefret ettiğim şey kaseye dondurma koymaktan birisi. Çünkü kaseye koyduğun zaman eriyor. Dondurmanın yarısı boşa gidiyor. Zaten yarısı hava. Şöyle karışık mı alsa, düz top mu alsa, kare kare mi alsa? Yuvarlak. Çünkü kare koyduğun zaman üzerinden bir kaşık aldığın zaman tekrar kare bozuluyor. Sinirim bozuluyor. Yuvarlak. Telefondaki uygulamaları nasıl dizmeyi tercih ediyorsun? Sallıyorum kendi haline. Alfabetik klasörler dizerek renklerini ayırarak. Oğlum sallıyorum kendi haline yok mu? Bu yanlış. Vallahi sallıyorum kendi haline. Bir sürü bak. Ama bir tane ekstra bir şey. He, tamam. Bunu bilgisayar şey yaparsak alfabetik diyelim. Bilgisayardan takılalım. Alfabetik. Eğik Pisa Kulesi'ne eğik bir tablosu. Hey. Bu seni rahatsız ediyor mu? Tablonun eğik olması rahatsız ediyor da kuleye bir şey yapamam. Kule eğik. Mimarlık okuyacağım ya da mühendislik mi? Bilmiyorum. Okuyup kuleyi düzelteceğim. Ya bana ne lan? Ya şu ipin konumu rahatsız ediyor. Yani şunlara ilk tutardım rahatsız etmeseydi. Evet diyeyim. Bu kapıyı çalarken kaç kez tıkla... Bir kapıyı çalarken. Tekme atarım. En az iki kez tıklatın yazan kapıyı. Ha, kaç kez tıklatırsın? 3. Her kapı yüzümüzde kapanıyor be. Açan mı oldu be? Şöyle yapsak hani. Bekle. Hani. Yine iki kere tıklattım çünkü bekledim. Allah'ım çok zeki. 3 ya. Gıcığım. Hangisi en kötüsü? Yuvarlak mı, kare eğik olan mı, kare boş olan mı? Kare eğik olan. Şimdi de seni en çok tatmin eden, sebepsizce mutlu edeni seç. Şu kedi şeysini hiç sevmedim. Oraya kedi sıkışır lan, çıkamaz. Bu beni deli etti, iğrenç. Ne Tetris şu. Şu da mutlu etti de şu da mı güzel. Tetris seçiyorum. Tetris şekilli yemeği seçiyorum da. Tetris gibi görünüyor çünkü. Son olarak bu seni rahatsız ediyor mu? Evet, hayır. Şu. Çünkü tam ortada değil. Sınırdasın, dikkat. Evet, henüz tam olarak teslim olamamışsın. Fakat her an olabilirsin. Seni rahatsız eden düzensizlik durumlarını görmezden gelmeyi öğrenmişsin ama bazen elinde olmadan olsun. Teşekkür ederim, o ne diyor test. Hayatım şu an daha güzel bir yer. I have achieved the next level. Acaba o ne diyor testlerinin saçmalığıyla ilgili bir o ne diyor testi var mı? Yokmuş. Bakın mesela peçete böyle düz ya. Şu sizi rahatsız etti mi şimdi? Şu köşesini kesilmiş olması, şurasını. Hadi, peçeteleri verin. Burnumu ınkırdığım zaman dubstep duymayı seviyor musunuz? Bu video daha çok sizinle muhabbet ettiğim bir video gibi oldu. Size iki soru soracağım. Diyelim ki simetri hastasısınız, tamam mı? Ve yüzünüz simetrik değil. Aynaya bakarken ne yapıyorsunuz? Yani, ne yapıyorsunuz? Bak mesela kadının yüzü şey böyle hani. Şöyle. Anlatabiliyor muyum? Simetrik değil yüzümüz. Aynaya bakarken ne yapıyorsunuz? Hani aynayı mı düzeltme çalışıp böyle mi yapıyorsunuz? Hani uf falan. Oğlum zordur lan simetri hastası olup da yüzünün simetrik olmayışına katlanmak. Allah'ım, Allah size kolaylık versin. Bu arada simetrik olması güzel bir şey demek değil. Simetrik olmaması da kötü bir şey demek değil. Bazı insanlara simetrik olmayan yüz yakışır yani. İkinci sorum neydi lan? İkinci sorumu unuttum. İkinci sorum, videoyu beğendiniz mi? Ne kadar simetrik parmağım var lan.